Yeni dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimiz el muvasalat ile ilgili olacak. Ulaşım yani. Hemen kelimelere geçiyoruz. Suq, çarşı, sa'b, zor, eskunu, kalıyorum, eskunu fi Ankara, Ankara'da kalıyorum, şemal, kuzey, cenub, güney, şark, doğu, garp, batı. Daha sonra alt, tahta, fevka, üst. Tahta tavile, masanın altında. Fevka tavile, masanın üstünde. Emame, ön, şeyin önünde, evin önünde. Emamel beyti, evin arkasında. Halfe, halfel beyti. Daha sonra yemin, yesar. Yemin, sağ. Yesar, sol. Aynı zamanda yemin kelimesi Arapçada yanlış olarak bu şekilde kullanıldığı zaman bir insan için sağ eli demek. Mesela kul bi yeminik, sağ elinle ye. Huz bi yesarike, sol elinle al. Yani sadece yönü söyleyerek ya da sağ sol söyleyerek sağ elin, sol elin diye anlaşılıyor. Dahil, iç. Dahil el hakibe, çantanın içinde. Haric, dış ya da dışında. Mumtaz, mükemmel, harika. Zaviye, köşe. Zaviyetu şari', yolun köşesi. Ya da mesela Türkçedeki olduğu gibi açı, bir şeyin açısı. Yani bu açıdan, şu açıdan. Min hâzihi zâviye, min tilke zâviye diyebiliriz Arapçada. Teahhartu, geciktim. Vakt, Türkçedeki olduğu gibi vakit, saat, zaman. Daha sonra mübekkir, erken demek. Muvasalat, ulaşım. Te'ti, geliyorsun. Ahyanen, zaman zarfı olarak. Bazen. Ahyanen e'ti ve ahyanen la e'ti. Bazen geliyorum, bazen gelmiyorum. Ahyanen eşrabul kahve ve ahyanen eşrabul şey. Bazen kahve içerim, bazen da çay içerim. Ahyanen bu şekilde kullanılıyor. Bazen. Vasala, ulaştı, vardı. Bir önceki derste tasilu bis selameti inşallah. Sağ salim varırsın inşallah. Orada tasilu varırsın. Burada vardın ya da ulaştın. Vasala. Ulaştı. Pardon. Vasatal medine. Vasata kelimesi Türkçe'de kullanılıyor. Vasat. Vasat orta demek. Vasatal medine şehrin ortasında. Yani şehir merkezi. Şehrin merkezi ya da şehir merkezi. Vasat yerine merkez de kullanabiliriz. Türkçe'deki olduğu gibi. Merkezül medine diyebiliriz. Daha sonra eyne teskunu, birine nerede kalıyorsun demek için ne diyeceğiz? Eyne teskunu, nerede kalıyorsun? Biddat, biddat yani tam olarak. Onunla birlikte sorduğumuzda tam olarak, detaylı olarak öğrenmek istiyoruz. Eyne teskunu biddat, tam olarak nerede kalıyorsun? Ya da mesela, mâzâ tedrusu biddat, tam olarak ne okuyorsun? Hangi okulda okuyorsun? Kısmu şurta. Kısım kelimesi bölüm demek. Ya da departman bazı yerlerde, şirketlerde falan. Burada şurta polis, polis merkezi ya da polis departmanı o manada biz polis merkezi olarak çeviriyoruz. Kısmu şurta. Bazı yerlerde merkez şurta denilebilir. Karibun min bir şeye yakın. Sa'bun, sehlun. Zor, kolay. Sol taraftaki kelimelerle birlikte kullanacağız. Mesela bu zor bir ders. Bu zor bir ders. Hâzâ dersun sa'bun. Hâzâ dersun sa'bun. Burada sıfat tamlamasında zor bir ders. Türkçe'de ilk başta sıfatı söylüyoruz. Zor, kolay falan. Güzel, çirkin. Daha sonra ismi söyleriz. Arapçada ilk başta ismi söyleriz. Daha sonra onun sıfatını söyleriz. İlk başta ders diyoruz. Daha sonra
Sa'b. Hâzâ dersun sa'b. Bu zor bir derstir. Daha sonra hâzâ dersun sehlun. Bu kolay bir derstir. Hâzâ amelun sa'bun. Bu zor bir iştir. Hâzâ amelun sehlun. Bu kolay bir iştir. Hâzihi lugatun sa'be. Bu zor bir dil. Hâzihi lugatun sehle. Bu kolay bir dil. Hâzihi kelimetun sa'be. Bu zor bir kelime. Hâzihi kelimetun sehle. Bu kolay bir kelime. Hâzâ imtihânun sa'bun. Bu zor bir sınav. Hâzâ imtihânun sehlun. Bu kolay bir sınav. Hâzihi cümletun sa'be. Bu zor bir cümle. Hâzihi cümletun sehle. Bu kolay bir cümle. Bununla birlikte eğer soracaksak sadece başına hel getireceğiz. Hel hâzâ dersun sa'bun? Hel hâzâ amelun sa'bun? Hel hâzihi lugatun sa'be? Hel hâzihi kelimetun sa'be? Yani bu zor bir kelime mi? Bu zor bir dil mi? Bu zor bir sınav mı? Bu zor bir cümle mi? Şeklinde diyebiliriz. Ya da sehle için de aynı şekilde sorabiliriz. Evet, şimdi kebir, büyük, sagir, küçük kelimeleri kullanalım. Hâzâ beytun kebîr. Bu büyük bir evdir. Hâzâ beytun sagîr. Bu küçük bir evdir. Hâzâ binâun kebîr. Bu büyük bir binadır. Hâzâ binâun sagîr. Bu küçük bir binadır. Hâzâ bahrun kebîr. Bu büyük bir denizdir. Hâzâ bahrun sagîr. Bu küçük bir denizdir. Hâzihi şeceratun kebîratun. Bu büyük bir ağaçtır. Hâzihi şeceratun sagîratun. Bu küçük bir ağaçtır. Burada isim müennes olduğu için T ile bitti. Hâzihi kullandık. Daha sonra ona uygun sıfat getirdik. Aynı şekilde müennes bir sıfat getirdik. Şeceratun kebîratun. Hâzâ cebelun kebîr. Bu büyük bir dağdır. Hâzâ cebelun sagîr. Bu küçük bir dağdır. Hâzihi tâvilatun kebîra. Bu büyük bir masadır. Hâzihi tâvilatun sagîra. Bu küçük bir masadır. Aynı şekilde bunları soracağımız zaman hel getiririz. Hel hâzihi şeceratun kebîra. Bu büyük bir ağaç mıdır? Hel hâzihi şeceratun sagîra. Bu küçük bir ağaç mıdır? Şeklinde diyebiliriz. Evet, şunları yapalım. Tâvilatun sagîratun. Tâvilatun sagîratun. Burada tâvilatun kebîratun. Büyük bir masa, küçük bir masa. Seyyâratun sagîratun. Küçük bir araba. Seyyâratun kebîratun. Büyük bir araba. Daha sonra bakaratun sagîratun. Küçük bir inek. Bakaratun kebira, büyük bir inek. Sefinetun sagira, sefinetun kebira. Küçük bir gemi, büyük bir gemi. Şimdi tavil, kasir, uzun, kısa. Şu kelimelerle kullanalım. Bu uzun bir yoldur. Hâzâ tarîkun tavîlun. Bu kısa bir yoldur. Hâzâ tarîkun kasîrun. Hablun, ip. Bu uzun bir ip. Hâzâ hablun tavîlun. Bu kısa bir ip. Hâzâ hablun kasîrun. Rihle, yolculuk. Hâzihi rihletun tavîle. Bu uzun bir yolculuk. Çünkü burada müennes. O yüzden burada müennes bir sıfat kullandık. Daha sonra müennes bir işaret ismi. هذه رحلة قصيرة. Bu kısa bir yolculuk. يوم gün. Bu uzun bir gün. هذا يوم طويل. هذا يوم طويل. Bu kısa bir gün. هذا يوم قصير. سورة سورة. هذه سورة طويلة. هذه سورة قصيرة. سورة dikkat edelim. سورة Kur'an'daki geçen sureler. Sura, sad harfiyle, o zaman sura, tablo ya da fotoğraf şeklindeki.
Bunları da yapalım. Raculun kasayır, kısa adam. Raculun tavil, uzun adam. Kalemun kasayır, kısa kalem. Kalemun tavil, uzun kalem. İsmun kasayır, kısa isim. İsmun tavil, uzun isim. Şimdi yönler. Kuzey, şemal. Güney, cenub. Doğu, şark. Batı, garp. Şemal, cenub. Şark, garp. Şimdi haritada Türkiye var. Kuzey tarafta Karadeniz, El Bahrul Esved. Güney tarafta Akdeniz, El Bahrul Ebyad ya da El Bahrul Mutawassit. Sol tarafta yani batı tarafında Ege Denizi. Arapçada iyice diyoruz. İyice, iyice. Bahru iyice. Doğu tarafında İran. Şimdi şöyle öğreneceğiz. El Bahrul Esved. Türkiye'nin neresinde oluyor? Türkiye'nin kuzeyinde. Türkiye'nin kuzeyinde. O zaman El Bahrul Esved diyeceğiz. Daha sonra yönü söyleyerek akabinde Türkiye diyeceğiz. El Bahrul Esved şemale Türkiye. El Bahrul Esved şemale Türkiye. Daha sonra Akdeniz, El Bahrul Ebyad ya da El Bahrul Mutawassit. Mutawassit demek orta. Eski bir ismi. Şimdi bazen beraber söyleniyor. El Bahrul Ebyadul Mutawassit. Bazen El Bahrul Ebyad deyince anlaşılıyor. Bazı yerlerde Mutawassit sadece söylüyorlar. Hepsini ezberleyelim. El Bahrul Ebyad ya da El Bahrul Mutawassit. Akdeniz. El Bahrul Ebyad yani Akdeniz Türkiye'nin güneyinde. O zaman ilk başta yönü söyleyeceğiz. Cenube kim? Türkiye. Cenube Türkiye. Türkiye'nin güneyinde. Daha sonra doğu için İran. İran Türkiye'nin neresinde? Doğusunda. İran şarka Türkiye. İran şarka Türkiye. Ondan sonra Ege Denizi yani iyice. Bahru iyice. Bahru iyice Türkiye'nin neresinde? Batısında. Bahru iyice. Garbe Türkiye. Garbe Türkiye. O zaman Akdeniz, Cenube Türkiye, El Bahrul Ebyad, Cenube Türkiye, Karadeniz, El Bahrul Esved, Şemale Türkiye, Türkiye'nin kuzeyinde, İran, Şarka Türkiye, İran, Türkiye'nin doğusunda, Bahru İyice, Garbe, Türkiye. Değiştirirsek, mesela Türkiye'yi diyeceğiz, mesela Türkiye, Karadeniz'in güneyinde, o zaman ilk başta Türkiye söyleyeceğiz. Türkiye o zaman neyin güneyinde? Karadeniz'in güneyinde. Cenube el Bahril Esved. İlk başta yönü söylüyoruz. Daha sonra neyin güneyinde olduğunu söyleriz. Bu şekilde. Şimdi yönler şemal, cenub, şark, garb. Şemalde ne var? Müsteşfa var, hastane. Cenub'da el hadika var. Bahçe, park. Şark'ta doğuda Mahattatul Qitar tren istasyonu. Garpte el medrese. Mesela şöyle diyeceğiz. Bahçe işte hastanenin neresinde oluyor? El Hadikatu diyeceğiz ilk başta. Çünkü onu söyleyeceğiz. El Hadikatu hastanenin neresinde? Cenube. El Hadikatu Cenube el Müsteşfe. Peki hastane? El müsteşfe şemale el hadika. Geçiyoruz buraya. Mahattatul kitar okulun neresinde? Şarka el medrese. Şarka el medrese. Medrese için el medresetu garbe mahattatil kitar. Garbe mahattatil kitar. Bu şekilde. Şimdi yemin sağ, yeser sol. Hemen örneklere geçiyoruz. Ortada eczane var. Eczane Arapçada as-saydaliye. Sağ tarafta
erkek doktor var. Sol tarafta bayan doktor var. Erkek doktor eczanının sağında. Nasıl diyeceğiz? İlk başta doktoru söylüyoruz. At-tabibu. At-tabibu. Daha sonra sağ mı sol söyleriz. Yemine. Yemine. Neyin yemini? Neyin sağında? As-saydaliye. O zaman at-tabibu yemin as-saydaliye. Bayan doktor için at-tabibetu yesar as-saydaliye. At-tabibetu yesar as-saydaliye. Şimdi üst alt. Fevka üst. Alt tahta. Daha sonra yemin zaten sağ, yesar, sol. Kedi el-kitta. Şey, kedi masanın üzerinde diyeceğiz, üstünde. El-kittatu başta söyleriz, daha sonra yönü söyleriz. Fevka at-tavileti. Fevka at-tavileti. Kedi masanın altında. O zaman el-kittatu tahta-tavileti. El-kittatu tahta-tavileti. Sağında el-kittatu yemine-tavileti. Solunda el-kittatu yesara-tavileti. Bu şekilde. Şimdi emame, halfe. Bu kelp, köpek. El-kelp. Emame. El-kelbu emame-l-beyti. El-kelbu emame-l-beyti. Köpek evin önünde. Halfe el kelbu halfel beyti. Köpek evin arkasında. Şimdi dahil haric var. Top var. Asunduk kutu. Top kutunun içinde. El kuratu dahile asunduk. Dışında el kuratu harice asunduk. Top kutunun dışında. النقود داخل المحفظة. النقود داخل المحفظة. Para cüzdanın içinde. النقود خارج المحفظة. Para cüzdanın dışında. Şimdi قريب بعيد. Doktor yakın. قريب hangi harfi cerle kullanıyorduk? Min. قريب min. Daha sonra bu بعيد عن. Çocuktan başlayalım. Çocuk hastaneden uzak. Ne diyeceğiz? El-veledu ba'idun anil-musteşfe. Ba'idun anil-musteşfe. Doktor hastaneye yakın. At-tabibu karibun minel-musteşfe. At-tabibu karibun minel-musteşfe. Evet, şimdi bu diyaloğu okuyalım. Mahmud ile Valide arasında. Mahmud diyor ki el-vusulu ila's-suqi sa'bun. El-vusul ulaşmak ila's-suqi çarşıya sa'bun zor. Yani çarşıya ulaşım zor ya da ulaşmak zor. Velid limaza niye? Mahmud li'anna çünkü vasata'l-medine şehir merkezi muzdahim. Kalabalık. Ve ana Eskunu fi'ş-şemal. Ben de kuzeyde oturuyorum. Velid es-suku karibun min beyti. Es-suku çarşı. Karibun min beyti. Evime yakın. Mahmud ceyyid. Eyne teskunu bid-dabt? İyi. Tam olarak nerede kalıyorsun? Bid-dabt tam olarak. Eyne teskunu nerede kalıyorsun? Eskunu kalıyorum. Nerede kalıyor? Fi binain emamel mektebeti. Ve halfe kısmi şurtati. Polis merkezinin arkasında ve kütüphanenin önünde fi binain bir apartmanda oturuyorum. Kalıyorum. Mahmud. İzen ne demek? Öyleyse o zaman. İze değil. İze eğer tenvinli biterse, tenvinle biterse iden öyleyse o zaman. İden o zaman el-musteşfe karibun min beytike.
El müsteşfe, hastane. Karibun, min beytike, evine yakın. Velid, naam. Beyti, evim, fi cenubi şari'. Şari' yol ya da cadde. Caddenin güneyinde, evim caddenin güneyinde. Vel müsteşfe, hastane, fi şemal, hastane, kuzeyde. Mahmud, mumtaz, harika, mükemmel. İlel lika, görüşürüz. Okuyalım. El kalemu fevkat tavile, el kalemu alat tavile. Kalem, masanın üzerinde ya da masada. El kalemu dâhil el hakibe. Kalem, çantanın içinde. El kalemu fil hakibe. Kalem, çantanın içinde ya da çantada. El mistaratu harice el hakibe. Cedvel, çantanın dışında. Evet. Filistin, şarkal bahril mutevassit. Filistin, Filistin, şarka doğusunda, neyin doğusunda? El bahril mutevassit. El bahril mutevassit, Akdeniz demek. Akdeniz'in doğusunda. Kim? Filistin. Filistin, Akdeniz'in doğusunda. El Urdun, şemale Suudiye. El Urdun, şemale Suudiye. Ürdün, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde. Arabistan'ın kuzeyinde. Es-Sudanu, cenuba Mısır. Yani Sudan, kimin güneyinde? Mısır'ın güneyinde. Katar, garbel halicil arabi. Garbel halicil arabi. Garbe, batısında. Katar neyin batısında? İşte Arap Körfezi ya da Basra Körfezi Türkçe'de. Katar, Basra Körfezi'nin batısında. Akifu emamel mektebeti. Akifu, duruyorum. Emamel mektebeti, kütüphanenin önünde. El kıttatu halfeş şecerati. Kedi, ağacın arkasında. El mektebetu yemine şari'. El mektebetu yemine şari'. Kütüphane neyin sağında? Yolun ya da caddenin sağında. El hadikatu park ya da bahçe fark etmez. Neyin solunda? Yolun solunda. El hadikatu yesara şari'. Yaqifu şurtiyyu, yaqifu duruyor. Şurtiyyu polis fi zaviyeti şari'. Zaviyeti şari' şu yolun köşesi. Şurada. Yol köşe, yolun köşesi zaviyetu şari', caddenin köşesi. Polis caddenin köşesinde duruyor. Bu diyaloğu da hızlıca okuyalım. Esselamu aleykum diyor Mansur. El üstad, hoca. Ve aleyküm selam. Ya Mansur. Mansur ve aleyküm selam. Limâzâ, niye, teakharte, geciktin, geç kaldın. Niye geç kaldın? Mansur ne cevap veriyor? Li'enne, çünkü, beyti ba'id. Beyti, evim, ba'id. Uzak, çünkü evim uzak. Vel muvasalatu, ulaşım, kaliletun, az. Muvasalatu kaliletun, ulaşım az. El üstadu, hoca diyor ki, keyfe te'ti ilel medrese. Keyfe te'ti ilel medrese. İlel medrese okul, okula. Te'ti geliyorsun okula. Keyfe nasıl, okula nasıl geliyorsun? Keyfe te'ti ilel medrese. Mansur, ahyanen, ahyanen ne dedik? Bazen. Erkebu, biniyorum. Seyyarete ucra. Seyyarete ucra. Seyyarete ucra ney? Taksi. Ahyanen erkebu seyyarete ucra. Bazen taksiye biniyorum. Ve ahyanen erkebul hafile. Bazen de otobüse biniyorum. Otobüse biniyorum.
Şu kelimeleri de okuyalım. Veled, oğlan. Kahve, kahve. Vakud, yakıt. Vakudu seyyara, arabanın yakıtı, araba yakıtı. Vecih, yüz. Tavil, uzun. Hut, balina. Hut, balina, balina balığı. Nukud, para. Gül, varde. Evet, bu cümlede ne diyor? Vaktul futuri. Vaktul futuri. Kahvaltı vakti. Mubekkir, erken. Kahvaltı vakti, kahvaltı zamanı, erken. Elverdetu cemiletun. Gül güzeldir. Gül güzeldir. Ekele yedi. Elveledu çocuk. Mavuzen. Çocuk neydi? Muz yedi. Haracel hutu. El hutu balina. Haraca çıktı. Haracel hutu balina çıktı. Minel bahri denizden. Min dendan. El bahri deniz. Denizden. Minel bahri. Haracel hutu minel bahri. Balina denizden çıktı. Ana ben eşrabu içiyorum el kahvete kahve. Ben kahveyi içiyorum. Hadihi tavabi'u beridin. Hadihi tavabi'u beridin. Burada gayri akil çoğul olduğu için hadihi kullandık. Haulay değil. Hadihi. Tavabi' tabi'in çoğulu. Tabi' pul. Posta pulu. Tavabi pullar. Bunlar ne? Posta pulları. Ahattu en nukude. Parayı aldım. Nereden aldım? Minel mihfazati. Cüzdandan. Parayı cüzdandan aldım. El vakudu gali es-semen. El vakudu yakıt. Gali pahalı. Es-semen fiyat. Es-semen fiyat demek. Yani fiyat olarak yakıt pahalı. Ya da kısaca yakıt pahalı. El-esedu kaviyyun. Aslan güçlüdür. Aslan güçlüdür. Vaka'a'l-veledu ala'l-ardı. Çocuk yere düştü. Ala'l-ardı. Yere düştü. Vaka'a ile birlikte harf-i cerler değişebilir. Mesela bir şeyin üzerine düştüğü zaman ala kullanınız. Vaka'a ala'l-ardı. Vaka'a ala'l-rasifi. Vaka'a ala'l-şari'i gibi kelimelerle birlikte kullanabiliriz. Ama min, yani Türkçedeki de den, dan manasında bir şeyden düşünce, onu kastederek. Mesela merdivenden düştü. Vaka'a mine's-sullem. Ya da damdan düştü. Vaka'a mine's-sathi şeklinde diyebiliriz. Vasala ne dedik? Ulaştı. El-gitaru tren ile'l-mahattati istasyona. Tren istasyona ne yaptı? Ulaştı. Ulaştı. El-mirvahatu vantilatör ya da pervane. Kadime. Kadime. Eski. Vantilatör eskidir. Evet arkadaşlar. Böylece dersimizi bitirmiş oluyoruz. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.